tam bağımsız Türkiye ideali için milli, bağımsız ve yeni nesil teknolojilerin üretimine odaklanan Türk savunma sanayi, milletimizden aldığı destekle güçlenmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde aynı anda birçok cephede mücadelesini sürdüren Türk ordusunun ve güvenlik güçlerimizin güncel ihtiyaçlarını karşılıyor. Savunma sanayimizin yükselişi dostlarımıza güven verirken hasmane tavırlarını sürdürenlerin yüreğine korku salıyor. Türk Savunma Sanayi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın öncülüğünde vakıf şirketlerinden özel firmalara, alt yüklenicilerden KOBİ'lere, üniversitelerden araştırma merkezlerine, teknoparklardan kümelenmelere kadar geniş bir ekosistemde yeni teknolojiler üretmek için var gücüyle çalışıyor. Zırhlı araçlar, savaş gemileri, helikopter projeleri, modern top ve tüfek projeleri, yerli uydu ve uzay çalışmaları, elektronik harp ve radar sistemleri, mühimmatlar, füzeler, torpidolar ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları gibi birçok projeyi hayata geçiren Savunma Sanayi Başkanlığı, yüksek Ar-Ge yatırımlarıyla geleceğin sistemlerini de tasarlıyor. Lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, insansız ve otonom sistemler, siber güvenlik ve yapay zeka projeleriyle geleceğin harp ortamına hazırlanmanın yanı sıra sivil alanda da yeni nesil çözümler üretiyor. Milli silah üretimi ve yerli savunma teknolojilerindeki gelişmeleri dünya genelindeki müttefiklerimizle paylaşan Türk Savunma Sanayi, Aselsan'ın geliştirdiği yerli çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeteneklerini daha da güçlendiriyor. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki çalışmaları keyfekeder bir tercihten değil, mecburiyetten kaynaklanıyor. Günümüzde savunma teknolojilerinde güçlü ve bağımsız olamayan ülkelerin geleceklerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Muhabere sustu denildiği zaman da biz Kıbrıs'tan sonra Aselsan'ı kazandık. Şimdi elimizde bir Aselsan'ımız var. 1975 yılında askerimizin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan Aselsan, bugün binlerce çalışanıyla Türkiye'nin teknoloji üssü konumunda. Aselsan, haberleşme, radar, elektronik harp, elektrooptik, güvenlik, silah ve füze savunma sistemleri, insansız otonom araçlar, platformlar, mühimmatlar, yeni nesil yapay zeka sistemleri üretiminden, enerji, ulaştırma ve sağlık teknolojileri üretimine kadar birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor. 11'i yurt dışında olmak üzere toplam 26 iştirak ve şubesiyle dünyanın ilk 50 savunma şirketi arasında gösterilen Aselsan, teknolojide yeniliğin ve yerliliğin güçlü markası. Milyonlarca dolarlık Ar-Ge yatırımı, 60 üniversite ile işbirliği ve ortak projelerle ülkemizin yenilikçi gelişimine, Teknofest ve benzeri organizasyonlarla gençlerimizin vizyonuna büyük katkı sağlıyor. Güvenlik güçlerimizin gören gözü, işiten kulağı, yön bulan pusulası, taktik oluşturan zihni, en ileri yetkinliği ve uzak görüşü, yüksek becerisi, modern, yenilikçi yüzü Aselsan, küresel ölçekte birçok ilki başarmış, patente konu ürünler çıkararak Türk mühendislerinin gücünü dünyaya defalarca göstermiştir. Daha güçlü Türkiye, ortak inançla ve birlik ruhuyla mümkün. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, aziz milletimizin yıkılmaz iradesi ve çalışkanlığıyla daha kutlu bir gelecek mümkün. Zalimin geri adım attığı, işgallerin son bulduğu, mazlumun yüzünün güldüğü günler mümkün. Türk savunma sanayi, masum çocukların yüzü gülsün, dünyaya barış, huzur ve güven gelsin diye tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. We'll be right back.
Tarih boyunca kıtalar aşan ordularımızı, denizlere hakim donanmamızı, zaman ve mekanın şartlarına göre donatan bizdik. Matematik, gökbilimi ve mühendislikte çığır açan bilim insanlarımız da dünya harp tarihine biz gönderdik. İstiklal Harbi'nde yedi düvele meydan okuyan, yerli ve milli savunma sanayi için canını hiçe sayan, bağımsız ve güçlü Türkiye hedefine yılmadan koşan bizdik. Önümüze nice engeller, sonu gelmeyen ambargolar kondu. Pes etmedik. Milli kaynaklarımızı kullanarak ambargolara meydan okuduk. Dışa bağımlılığımızı azaltmak ve daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalıştık. 7 Kasım 1985 yılında dışa bağımlılıktan kurtulmak, kendi savunma sanayimizi geliştirmek için SAGEP kuruldu. Bu üstün çabalar neticesinde 1987 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanacağı savaş uçaklarının Türkiye'de üretilmesini sağladık. Daha sonra SAGEP 1989 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırıldı. Bu tarihten itibaren önceleri tamamen dışa bağımlı olan savunma sanayimize ortak üretim projeleriyle güç kazandırdık. Bu kapsamda altyapı oluşturma ve ARGE projeleri geliştirirken güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye başladık. 2010'lu yılları itibariyle özgün tasarım kabiliyetine erişen savunma sanayimizle kritik teknolojilerin her alanında millileşme ve yerleşme hedefiyle büyük projelere imza atmaya devam ettik. Savunma Sanayi Müsteşarlığımız, dönüşen Türkiye'nin güçlü kurumlarından biri olarak 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı adıyla yeniden yapılandırıldı. Ve bugün, yeni ve daha güçlü Türkiye vizyonuyla bugün bütün engellemelere rağmen istikbale emin adımlarla yürümeye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli, milli ve bağımsız savunma sanayi hedefleriyle önce askeri teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz. İstiklal ve istikbalimiz için beraber yürüdüğümüz on binlerce savunma sanayi çalışanımıza ve aziz milletimize kuruluşumuzun 35. yılında teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, İstiklal ve istikbalimiz için.